Timur, ben bir YouTube kanalı açacağım. Kitap dünyası. Nasıl? Kitap kanalı böyle, kitaplarla ilgili videolar çekeceğim. Oğlum niye gülüyorsun? Ya oğlum manyak mısın ya? Kitap okunmayan memlekette kitap kanalı mı açılır? Kafana tükürüyor. Merhaba arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama elimde bir maket bıçağı, masamda bir mürekkep ve kitap mührüm bulunmakta. Onların da farkında değilseniz gördüğünüz gibi iki dev koliyle karşınızdayım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki kendi kitaplarımın olduğu üstteki şu koli bir hafta önce geldi arkadaşlar. Normal şartlarda benim bu koliyi geldiği an açıp parçalamam gerekiyordu. Dayanamam kesinlikle. Ama geçen alışveriş videomda yaptığım gibi yine kolimi sizlerle beraber açmak istedim. Öncelikle bu üstteki kolinin tamamı bana ait. Alttaki ise içinde birkaç tane kitabı sadece bana ait. Diğerleri ise öğrencilerime söylediğim kitaplardan oluşuyor. Laf açılmışken şunu belirtmek istiyorum. Şu gördüğünüz koca koli benim öğrencilerime ait arkadaşlar. Ben bir sene içerisinde gerçekten kuzularıma birçok şey öğrettiğimi düşünüyorum. Çabaladığımı düşünüyorum. Ama onlara öğrettiğim en güzel şey bu oldu. Buna sizleri de şahit tutmak istedim. Belki de buradan bir yerlere ilham verir bu video diye düşündüm. Bu büyük kolideki kitaplar tamamen öğrencilerimin kendi istedikleri kitaplardan oluşuyor. Artık alıştılar. Ben ne zaman kitap siparişi versem onlar da bana kitap siparişi verdirtiyorlar. Hatta bazen boğazıma yapışıp öğretmenim ne zaman kitap siparişi vereceksiniz diyorlar. Herhalde bu sene onlara öğrettiğim en güzel davranış paralarını kitaba harcatmak oldu. Şimdi üstteki kolinin tamamını açacağım. Alttakinde ise sadece kendi kitaplarımı göstereceğim. Kitaplarımı bu sefer kitap yurdundan söyledim. Bana kitap siparişinden sonra bir anket yolladılar. Alışveriş memnuniyeti anketi. Uzun süredir bu anketi hep geçiştiriyordum. Yapmıyordum. Bu sefer dedim ki doldurayım. Nedeni şu. Burada aşağı yukarı 600 küsür liralık kitap var arkadaşlar. Kitap yurdunun en büyük eksiği, eğer bir yerlerde bu videoyu izlerlerse söylemek istedim. 600 küsür liralık alışveriş yaptım. Çok merak ediyorum bu kolilerin içinde bakalım bu alışverişlere yakışacak bir hediye bulunuyor mu? Yani başka sitelerde gerçekten 50-60 liralık bile kitap alsanız Ayracından dergisine bir sürü hediye koyuyorlar. Not defterleri falan filan. Kitap yurdunun böyle bir eksiği var. Sizle beraber bir de onu test etmiş olacağız. Bakalım koliden bir hediye çıkacak mı? Yoksa sadece alın kardeşim kitaplarınızı, size hediye medya yok mu dediler yine. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Hep birlikte kitaplarımı açalım. Gerçekten çok severek yaptığım bir alışveriş oldu yine. Çok güzel kitaplar söyledim. Özellikle yaz da yaklaşıyor. Ah, çok heyecanlandım yine. Şöyle açtım koliyi sizinle beraber. Yine güzel. Kitap yurdunun en güzel özelliklerinden biri bu. Diğer hiçbir kitap şirketinde bu kolileme sistemi yok. Onların fabrikasında şöyle bir sistem var arkadaşlar. Bu koliler hazır halde değil. Tamamen karton halinde bulunuyor. Sizin verdiğiniz kitaba göre pres makinesinde kitabın şekline göre alıyor ve kenarlarında hiçbir şekilde boşluk kalmıyor. Bu yüzden kitaplar kesinlikle zarar görmüyor. Kitap yurdunun en büyük artısı bu. Gördüğünüz gibi tamamen kutu gibi oturmuş halde kitaplar. Kesinlikle hiçbir taşma yok. Şöyle kitapları çıkardım. Kolimiz boş. Galiba yine hayal kırıklığına uğratacak beni kitap yurdu. Evet arkadaşlar, tam anlamıyla dediğim gibi kitapları dizmişler. İnanır mısınız, bir tane ayraç bile koymamışlar. Kitap yurdunu
Hizmetlerinden dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ama bu pintiliklerinden dolayı onları kınıyorum. Herkesin önünde. 600 küsür liralık alışverişe bir tane bile kitap ayracı koymamışlar. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Yani küçük sürprizler bu kadar zor olmamalı. Evet, kitaplarımı şöyle açıyorum arkadaşlar. Bakalım neler neler söylemişim. Evet. Oh, geleneksel kitap koklama hareketi. İlk kitabım İlber Ortaylı'nın yazdığı seyahatname kitabı. İlber Ortaylı Seyahatnamesi. Gerçekten ülkemizin IQ'sunu yükselten insanlardan bir tanesi İlber Ortaylı. Kendisi birkaç yıldır da Caps'lerin başrolünde yer almakta. Onun gezip gördüğü yerleri anlattığı bu kitabını okumak istedim. Gerçekten çok gezen mi bilir, çok okuyan mı sorusu her zaman tartışılmıştır. Birinden birine cevap vermeniz istendiğinde de çok gıcık bir soru ama benim cevabım her zaman ikisini de yapan çok bilir olmuştur. Ama çok gezen mi bilir, çok okuyan mı derseniz çok zor soru ya. Cevap vermeyeceğim ben bu soruya. İlber Ortaylı Seyahatnamesi bu alışverişimin ilk kitabı oldu. Şöyle şu şekilde dizmeye başlayayım şuraya. İkinci kitabım Yekta Kopan'ın Fil Dişi Karası kitabı. Bakalım Yekta Kopan'ın öyküleri nasıl? Merak ediyorum dilini. İlk defa okuyacağım Yekta Kopan'ın öykülerini. Eğer beğenirsem diğer öykü kitaplarını da edinmeyi düşünüyorum. Bakalım dilini ve anlattığı içerik olarak anlattığı olayları çok merak ediyorum. İkinci kitabım da bu oldu. Bu alışverişimde. Sonraki kitabım. Bu arada bu alışverişte şeye dikkat ettim. Hafiften tatil dönemi yaklaştığı için hani bir yere giderken elime alıp hemen kaşla göz arasında okuyabileceğim tarzda kitaplar söylemeye çalıştım. Onlardan biri de Agatha Christie'nin 10 Küçük Zenci kitabı. Daha önce okumamıştım. Bu Agatha Christie'nin en meşhur kitaplarından biri. Bakalım. Merak ediyorum. Polisiye Kraliçesi Agatha Christie'nin bu kitabı nasıl? Gelelim dördüncü kitabımıza arkadaşlar. Livaneli'nin Son Ada kitabını aldım bu ay. Yaşar Kemal'in bu kitapla ilgili yaptığı şu yorum çok hoşuma gitmiştir her zaman ve her listeye eklediğimde o heyecanı yaşatmıştır bana ama sonunda bu sefer siparişime eklemiş oldum. Zülfü Büyük Kapı'dan bu romanıyla girmiştir diyor Yaşar Kemal. Gerçekten çok güzel bir yorum bir kitap için. Hele hele bu yorumu Yaşar Kemal yapıyorsa artık gerisini siz düşünün. Dördüncü kitabımda 87. baskı yazıyor üstünde. Bana şuradan utan utan der gibi. Özür diliyorum. Evet, Livaneli ve Yaşar Kemal'den 87. baskısına yetişmiş olmaktan dolayı. Şimdi bu kitabı tek göstermeyeyim. Seri halinde aldığım için ikisini üst üste göstereyim. Kitabın öncü kitabı şurada. Sezgin Kaymaz'ın Lucky ve Farfara kitaplarını aldım. Bu kitaplar birbirinin devamı niteliğinde olduğu için ikisini bir arada söyledim özellikle. Lucky kitabı ve Farfara kitabı. Sezgin Kaymaz kitapları ile ilgili şöyle bir eleştirim olacak yalnız benim. Diğer sitelerden de baktım. Bu sitede de aynı şekilde kitaplarının fiyatları aşırı yüksek. Yani bu kadar olmamalı. Bu kitaplardan biri mesela Farfara 26 lira. Liste fiyatı Lucky daha pahalıydı. Burada yazmıyor fiyatı ama yanlış hatırlamıyorsam 30'larda falan gösteriyordu bir yerde fiyatını. Çok yüksek fiyatlar. Hani bu kadar olmamalı bence. Gelelim 7. kitabımıza. George Orwell'ın Vurma Günleri kitabını söyledim. Yani yazarın en tavsiye edilen kitaplarından biridir. Orwell'ın dehşetengiz bir anlatım tarzı ve iyi bir toplum gözlemcisi olduğunu biliyoruz Orwell'ın. Bakalım Burma Günleri beni nerelere sürükleyecek. Gelelim 8. kitabımıza. Bir önceki alışverişimde hatırlarsanız Henrik Böll'ün ismini İngilizce telaffuz etmiştim. Yani İngilizce okunuşuna göre Henrik Böll demiştim. Almanya'dan bizi takip eden birkaç tane kullanıcımız yorumlara şey dedi. Hani Heinrich Böll. Heinrich Böll.
Heinrich Böll şeklinde telaffuz ediliyormuş. Bir Almanca kelimelerin telaffuzu zaten hep zorlamıştır beni. Yani çok ilginç bir telaffuzları var. Biraz böyle farklı kaba çıkıyor ağızdan kelimeler. Ben mesela normalde Stephen Zweig derdim. Stephen Zweig. Ama onun da okunuşunu söylediler. Stephen Zweig şeklindeymiş bunun da okunuşu. O gün bugündür artık Stephen Zweig diyorum. Bir Almancı gibi yani böyle. Ya ben utanırım bunu topluluk içinde söylemeye ya. Stephen Zweig. Yani çok şey duruyor böyle. Stephen Zweig deyince böyle çok daha oturaklıymış gibi geliyor. Neyse. Stephen Zweig'ın Amok Koşucusu kitabını söyledim. Zaten yazarın en meşhur kitaplarından biridir bu. Ben Zweig'ı baklava dilimi şeklinde böyle bir tepsi baklava. Ara ara böyle her dilimi okumayı seviyorum. Çünkü zaten çok fazla yok kitabı. İnce kitapları genelde. Yavaş 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 okuyorum. Gelelim 9. kitabımıza. Çocukluğumun yazarı. Bana kitap okumayı sevdiren kitaplardan biri. 80 Günde Devri Alem kitabının yazarı Jules Verne'in Doktor Oks'un Deneyi kitabını söylemek istedim. Yani yazarın okumadığım kitaplarından biriydi bu. Çok ince de bir kitap. Bir oturuşta okunacak bir kitap. Bakalım. İlginç bir kapağı da var. Hoşuma gitti. Jules Verne'i de okuyayım dedim bu ay. Milan Kundera'nın Roman Sanatı kitabı. Yani bu kitap özellikle yazmayı düşünenler için en çok tavsiye edilen kitaplardan biridir. Güzel bir deneme kitabı olduğu söylenir her zaman. Uzun zamandır bekliyor sepetimde. Artık ertelemek istemedim bu siparişimde. Söylemek istedim. Çok merak ediyorum bakalım. Önce okuyacağım kitaplardan, ilk okuyacağım kitaplardan biri bu olacak. Gelelim 11. kitabımıza. Her ay gıdım gıdım tüketiyorum artık yazarım kitaplarını. Bu ayda siparişime Kalp Ağrısı kitabını ekledim Halide Edip Adıvar'ın. Bakalım. Seviyorum, çok seviyorum Halide Edip'in dilini. Çok böyle tatlı, sivri bir şeyi var, dili var kitaplarında. O dönem için yani yazılmış çok güzel kitaplar bence. Gelelim 12. kitabımıza. Hemingway'in Yaşlı Adam ve Deniz kitabını söyledim. Ben bu kitabı küçükken okuyup okumadığımı tam hatırlamıyorum. Bu klasik kitapları hep böyle tutuştururlar elimize bir şekilde okuduk ama hangisini okudum, hangisini okumadım? Bazıları böyle şey kafamda. Boşlukta kaldım. Bu baskısını da görünce çok hoşuma gitti böyle bir seri halinde. Dedim ki kitaplığımda olsun bu seriler. Tekrar bir göz atacağım bakalım okuduysam zaten okurken hatırlarım. Okumadıysam da büyük bir eksiği tamamlamış olurum. Nereden esti bunu sepetime eklemem onu da söyleyeyim. Bu ay Dostoyevski'nin Öteki kitabını okudum ben. Aylık okumalar videosunda da değineceğim ona. Onu okuduktan sonra Fight Club filmini tekrar izleme isteği geldi. Fight Club filmini açtım oturdum bir güzel bir daha izledim. Orada filmde bir ayrıntı var. Brad Pitt sigarasını yakıyor böyle ağzında. Beraber yürüyorlar. Brad Pitt orada Hemingway ile ilgili çok ince bir espri yapmıştı. İsmini duyunca tekrar böyle kitap siparişi verirken ekleyeyim dedim. Yani oradan böyle nereden nereyse bir ışık çaktı. Bu siparişime Brad Pitt sayesinde Hemingway'i eklemiş oldum. Evet, Alper Canıgöz'ün Kan ve Gül. Bir Kara Dejavu kitabını da bu siparişimle ekledim. Normalde her zaman söylüyorum bir kitap çıktığı zaman hemen almaya elim varmıyor ama bazen dayanamıyorum. Böyle ara ara yeni çıkmış kitapları da alıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. kitabım da Alper Canıgöz'ün Kan ve Gül kitabı olmuş oldu. Gelelim 14. kitabımıza. Türkiye'de en çok sevdiğim yazarlardan ve aydınlardan biri her zaman söylüyorum Sunay Akın ve yaşadığı için de şu an gerçekten onunla aynı dönemde yaşamaktan çok mutluluk duyuyorum. Ama bir türlü gösterisini yakalayıp sarılıp şöyle bir güzelce gözlerine baka baka her şey için teşekkür edemedim ya hala içimde bir ukde. Ama bu yaz bir yerlerde yakalayacağım onu kitaplarını da imzalatacağım. Çok seviyorum Sunay Akın'ı. Tuncay Terzanesi kitabını bu siparişimde ekledim Sunay Akın'ın. Gelelim 15. kitabımıza. Damızlık Kızın Öyküsü. Acayip bir distopya. Şu sıralar gündemde olmasının nedeni bir dizi uyarlaması yapıldı bu kitabın. Ben dizisine başlayacaktım. Önce dedim ki bir kitabı okuyayım. Ondan sonra diziye başlayayım tadından yenmez. Diziye başlamadan evvel o yüzden kitabını söylemek istedim.
İnanılmaz bir kara distopya. Bu kitap çok merak ediyorum. Yani zor bir kitap olduğunu düşünüyorum. Umarım okuduktan sonra size de mutlaka okumalısınız diye tavsiye ederim ki öyle olacağını da düşünüyorum. Bakalım. Halide Edip Adıvar'ın bu ay söylediğim bir diğer kitabı Akile Hanım Sokağı kitabı. Demiştim az önce yazarı çok seviyorum. Külliyatıyla ilgileniyorum bu aralar. Bu ay bir kitabını daha söyledim yazarın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Gelelim 17. kitabımıza. Stefan Zweig'ın Gömülü Şam'dan kitabını söyledim bu ay. İki kitabını daha kitaplama eklemiş olacağım bu ayki alışverişimle birlikte. Gelelim 18. kitabımıza. Bulgakov'un Ölümcül Yumurtalar kitabı ve yine Bulgakov'un Köpek Kalbi kitabı. Yazarın iki kitabını söyledim. Bu iki kitapta uzun süredir bekliyor. Sırası geldi ve emin olun mutlaka okumalısınız diye tavsiye edeceğim bu kitapları sizlere. Öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum, öyle görüyorum. Bakalım gerçekleşecek mi? Aslı Erdoğan'ın şu sıralar çok okunan Kabuk Adam kitabını söyledim. Dedim ki artık söyleyeyim, ben de okuyayım artık. Özgeçmişiyle. Yani her okuduğum zaman yok artık dedirten bir yazar Aslı Erdoğan. Çok az zamanda çok güzel işler, edebiyat anlamında çok güzel işler başarmış bir yazar. Çok merak ediyorum. Ne anlatmış, nasıl anlatmış bu kitapta? Önce okuyacağım kitaplardan biri o da bu sipariş içerisinde. Kitapları şöyle çevirsem daha mı güzel görünür acaba? Evet, daha güzel göründü. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Gelelim 21. kitabımıza. Bernard Russell'ın Sorgulayan Denemeler kitabını söyledim. Deneme okumayı çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Aklınızda 4 pencere varsa 8, 8 pencere varsa 16, 16 pencere varsa 32 pencere açılabilir. Yani deneme okumak sizi her zaman geliştirecektir. Ben çok seviyorum. Size de tavsiye ediyorum. Ve Milan Kundera'nın Kayıtsızlık Şenliği kitabıyla bu alışverişimde listedeki son kitabı size sunmuş oluyorum. Diğer konunun içinde de benim birkaç tane kitabım var. Kuzucuklara söylerken unuttuğum kitaplardan bir iki tanesini de eklemek istedim. Onları da size göstereyim. Ondan sonra neye geçeceğimizi biliyorsunuz. Koli yine bomboş. Sadece aldığımız kitaplar var. Hiçbir şey göndermemişler. Pintisin kitap yurdu. Çok pintisin. Gerçekten çok kızdım yani. Bu kadar mı olur yani? Evet, bu kitapların hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Bunlar kuzularıma seçtiğimiz kitaplar beraber. Onların istedikleri, benim önerdiklerim birleşti. Böyle bir kitap kolisi oluşmuş oldu. Kendi kolimden 22 kitabım vardı. Burada da iki kitabım vardı benim. Biri Figen Şakacı'nın Bitirgen kitabı. Bu kitabı söyleme nedenim Pala Hayri'yi söylemiştim daha önce. Onun bunun devamı niteliğinde olduğunu öğrenince hemen dedim Bitirgen'i söyleyeyim. Ondan sonra Pala Hayri'yi okuyayım. Böylelikle 23 oldu. Bir de ne zamandır raflarda görüyorum. Hep merak ediyorum bu kitabı. Gölün Dibindeki Ev kitabı. Bunu da ekledim siparişime. Bu da böyle buraya gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, hadi hep beraber kitaplarımızı mühürleyelim. Öncelikle ne yapıyoruz? Mürekkebimizi şuradaki hazneye güzelce damlatıyoruz. Bir iki damla yetiyor. Ben dört damla damlattım. Şöyle mürekkebimizi şuraya koyalım. Bu mührü merak edenler var. Yakından görmek isteyenler var. Ben şimdi kitapları bir mühürleyeyim. Ondan sonra yakın çekim olarak size gösteririm arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Başlıyoruz bakalım.